Hocam nefisle ilgili bahsetti. Nefsin hem cinslerine baskın gelmeye arzusu. Evet. Ve Allah katındaki değerini, kendi değerini ishar gösterme arzusu, evet, etrafındakilere. Evet. Böyle bir nefse ait haset var. Hasetlerin olduğunu söyledi. Ve büyüklerin, yani alimlerin, kemalet ehlinin göstermediğini, kendine ait şeyleri, bu nefisten dolayı velilerin, bazı velilerin de göstermek istediğini söyledi. Evet. Soru da şöyle hocam, bu velilerin de nefisten tad aldığını ve dünyayı artık yönetse bile iflah olmadığını söyledi. Olmaz, evet, dedi. Dedi. Ama aynen, bunlar felah bulamaz dedi. Kişiler de veli ama. Nasıl oluyor hocam? Fatıma Şazeli eserinde yazmış, cehenneme girecek olan arifler de var. Hatırlayın, bunu, evet, bazı sohbetlerimizde zikretmiştik. İşte. Yani keramet göstermeyi seven kişilerden bahsediyor. Nefsinin nefsinin faydalanması, nefsinin paylanması, nefsinin orada bir zevk alması olayı o kişiyi tehlikeye sokuyor. Evet, keramet gösterebiliyor. Bakın, mülhime nefis mertebesine gelen kişi ilham alan nefistir, keramet gösterir. Mülhime nefis mertebesine gelindiğinde veliliğin başlangıcıdır, başlangıç noktasıdır. Ama mutmaine nefis mertebesine geçmeden selamet bulmuş değildir o kişi. İşte bu manada mülhime nefis mertebesinde olur, keramet de gösterir, nefsinden pay alır, nefsi nemalanır. Ama bundan kaynaklı olarak da cezaya müstahak olabilir. Çünkü bu dedi ya, böyle bir kişi alemi yönetse, evet, felah bulmaz dedi. Bütün alemi, varlığını yönetse. Evet, tabii. Yani o kudret dahi elinde olsa, bütün aleme hükmetse, varlığını yönetse ama nefsi cihetinden o fayda üzerine odaklandıysa, onun için aslında o bütün alemi yönetmesi ona tuzaktır. Tuzaktır o. Nefsin tadını Mekir alan kişidir. Tabii. Şimdi biz üzerimize nasıl şey çıkaralım hocam bu kıssadan? Bu çok ince, hassas bir konu. Yani çoğunlukla zaten evvela nefsin hakikatini hakkıyla anlamadıktan sonra bu yolun yolcusu, yolun başında mutlak nefsine pay alır. Nefsine pay almayan yoktur. Yani benlik mi hocam? Benlik, nefste benlik. Sadece de, yani sadece benlik dememek lazım. Burada içinde çok farklı açılımları var. Tabii benlik de buna girer de, yani ben demesi. Sadece benlik değil. Bakın, bir daha önceki sohbetlerimizde bir şeyden bahsetmiştik. Hani Allah'ın takdirinin kendisi hakkında bir günaha girmesi, takdir olunmuş kişiyle alakalı bir izahat yapmıştı İbn Arabi Hazretleri. Bunu Allah'ın takdirinde olduğunu gören kişi demiştik, orada ifade etmişti. Yani bunu nasıl anlamamız lazım? Nefsin takdir olduğunu görüyor, nefsine bir pay almıyor. Nefsiyle bakmıyor meseleye. Takdirin hükmünün icra edeceğini biliyor. O gözle bakıyor. İşte orada kurtarmış oluyor kendini. Nefsine pay veriyor. Efendim? Arif kişiydi o. Tabii ki arif kişi. İşte o kişi kurtarmış oluyor. Nefsin, eğer nefsine pay alırsa, İşte o zaman o mekre, tuzağa düşmüş oluyor. Tad alır, tadını alırsa. Tad alırsa, nefsine tat çıkarırsa. Yani nefsine tat çıkarırsa derken, daha nasıl anlayacağız? Kendi Allah'tan ayrı, izafi benlik addederek o benliğindeki nefsi cihetiyle, nefs zaten kişinin özü, kendi demektir. Oradan bir tat alırsa, yani tat alan kendi ise, oysaki izafi benliğinden geçip, Allah'ın, mutlak Allah'ın kendisine o verdiği sıfatları izafeten verdiğini anlayıp mutlak bir benliği olmadığını idrak etmesi lazım. Benliğinin izafi olduğunu anlaması lazım. Bunu anlayamazsa bu sefer kendine tat alır işte. Kendi nefsine ben, tat alır. Ben derken onu kastediyorum. Yok, buradaki ben diyen kendini kastediyor. Oradaki öyle. He, yani nefsi cihetiyle benliğini. Yani nefsi emmare, nefsi levvame. Nefsi, mülhime, bu basamaklardaki ben aslında, evet, evet, buradaki ben. Evet. Bu ben kendi nefsine lezzet alır. Kendi nefsine lezzet alan da tehlikededir. Yukarıdaki
mutmainne nefis ve ötesine çıkan kişi ben dediğinde kendindeki hakkı kasteder. O zaman da bu dışarıdan zuhur eden böyle kendi nefsine bir zevk alıyormuş gibi gözüktüğü yerde kendi bizatihi kendi nefsine almaz o zevki. Hakkın dedi, kendi benliğine hak dedi ya, hakkın oradaki o olaylar karşısındaki bir tepkisidir bu. Kendi benliği değildir yani. Egosu değildir. Enesi değildir. Orayı ayırmak lazım. Ama bu tabii ayrım kolay değil. Yani bu nefsini, yani elde ettiği güzellikleri zevk ederken, kendi nefsiyle zevk etmeden sıyrılıp, hakikatinin hak olduğu bilinciyle hak burada zuhur etti ve oradan o güzellikleri hak zevk etmekte diye bakmak. Lafta kolay ifade ediyoruz. Ama yaşamak ayrı bir şey. Lafta kolay. Bak ne güzel ifade ettik değil mi? Tıkır tıkır. Kendini bilmenin hakikatine varıyor. İşte bunu ilmel yakin ifade edebiliyoruz. Ama bunu yaşamak ayrı bir şey yani. Bunu yaşamak ayrı bir şey. Ancak o mertebeye ulaşmakla mümkün. O idrake ulaşmakla mümkün. Şeyim orada şey mi demek lazım? Ben yokum mu yine anlamak lazım değil mi? Yine ben yokum. Lafla ben yokum desen bile yani, kişi oraya, o makama oturmadıysa milyon kere desin. Bir fayda etmez. Ama öbür türlü zaten yine verecek şeyi. Onu söyleyemiyorsa zaten yine kendine pay çıkartacak. Pay çıkaracak. İstediği kadar lafta da ben yokum dese, evet. Halbuki hakikatte gene kendi nefsine pay çıkarttı. Evet. Evet. Ben yokum demesi hiçbir şey ifade etmez yani. Benim hakikatim hak desin, istediği kadar bağırsın. O zaman nefsininden, o nefsinin hakikatinin izafi olduğunu, Allah'tan gelen sıfatları izaf eden kendinde bulunduğunu anlayamadığı sürece istediği kadar, işte Hallaççı Mansur'un Hazretlerinin dediği gibi enel hak, sokağa çıksın enel hak diye istediği kadar bağırsın. O makamı oturtmadıysa kendinde bu sözünün hiçbir kıymeti yoktur. O da o kişiyi yaptığından, mesuliyetten kurtarmaz. Kurtarmaz. Çünkü orada nefsi zevklenmekte, nefsi zevk almakta. Nefsi zevk almaktan kurtulursa ancak hocam, o zaman başka. Yani burada o kadar ciddi bir tehdit var ki aslında. Yani nefsin tadını alan diyor, iflah olmaz ya. Evet. O zaman nefsinle bakmayacaksın diyor. Dünyayı versen de iflah olmaz. Dünyayı, alemleri yönetse iflah olmaz diyor. Yani o gücü, o kudreti elde etse. Evet. O sırrı elde etse ki şeyden bahsetti değil mi? Keramet gösteren kişi ya. Gösterme. Belam bin Bahura'dan bahsetmedi mi? Yok, orası değil. Bu orası değil. Ya o da mesela işte, o da aynı. O da aynı. O ayrı. O ayetin sırrını elde etmiş. Bir, evet, bir kudret var elinde ya. Sistemi, sünnetullah kanunundan bir şeyi çözmüş. Sırrı açılmıştı ona. Tabii. Ama ne oldu? Yaptığı beddua kendine döndü dedi. Yaptığı hocam, beddua kendine döndü. Şimdi bizim şartlarımıza bu meseleyi indirdiğimizde, indirmeye çalışırsak eğer, en küçük bir şey de işte, bak ben yaptım falan. Ya da işte, şunu da bak ne güzel yaptım, içeriden bak, yani evet, yönettim. Hani insan diyor ya, evet, hemcinselini yönetmeye, evet, yönetmeye, hakim olmaya çalışıyor. Kendindeki şeyi göstermeye çalışıyor. Evet, aynen. Biz hayatımızda çoğunluk böyle. Çoğunluk böyle. Tabii, çoğunluk böyle. İflah olmayız o zaman. Allah muhafaza eylesin. Tabii iflah olmayız. O zaman bu hakikati idrak edip ona göre yaşamak lazım. Tabii. Bu hakikati idrak edip hayatımızda ona göre yansıması olması lazım. Ne kadar yaşatılırsa. İmamcı son noktayı koydu işte. Gene döndük. Ayağın sabitesinde ne varsa o olur yani. Eğer ayağın sabitesinde bu hakikati yaşaması takdir edilmemişse o yaşayamayacak. O zaman da iflah olmayacak yani. Cezasını çekecek. Son noktayı koydu İmamcı. Bunun üstüne bir şey diyemeyiz artık. Öteki soruya geçelim. Zincir boynumuzda. Eyvallah.